Ben bir araba tuğlayı 6 milyona indirdemedim ama 4 tane Suriyeli çağırdım. Afganistan'da, Pakistan'da 3 milyona indirttim. Kendimiz de bulmamız lazım hatayı. Böyle bir devlet adamını Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünya tarihinde görülmemiş bir adamdır. Askeri ücret ne az ya, 11 milyon lira az bir para mı yani? Ben Almanya'dan emekliyim, Türkiye'den emekliyim, kiracılarım var. Çok şükür elhamdülillah, çalışan Allah verir. Bir saat geçindiremez memleketi. Görüyorsun otobüsler yollarda arızalı, yanıyor. Askeri ücretten şoför buluyorlar, araba kullanmayı bilmiyorlar, tecrübeli değiller. Yani dünyayı geziyorum bu vaziyette. Onun için yeni nesil ne diyeyim, çalışsın, emeğinin karşılığına baksın. Seni memnun etmeyen alanı bana söyler misin? Büyükşehir tek kelime 10 kuruş etmez. Mesela ne konuda etmez? Ya, çalışmıyor, çalışsana. Ya, buradaki kurban olduğum, de ki şunu, ya de ki kardeşim kaldırımı yapmıyor. De ki metroyu yapmıyor. Söyle bir şey metronun söyle. Nesini yaptı ya? Ya bir şey söyle bir şey. Peki dünya bir oldu da 30 masa bir oldu. Niye yıkamadılar? Neden yıkamadılar? Çalışıyor adam. Ya dayı sen şimdi masayı boş ver. Ben sana belediyeden bahsediyorum. İstanbul'dan bahsediyoruz. Vallahi olduğum belli zaten. Abicim soruyoruz, mutlu musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Çok güzel geçiniyoruz. Hayatımızdan çok memnunuz. Maaşımız yetiyor ve artıyor da. Şükretmemiz lazım. Eski dönemleri göz önüne alırsak elimizde tüpleri alıp bir ay iki ay gezdirdiğimiz günleri unutmadık. Petrol kuyruklarında motorumuzla mahsulumuzu kaldırmadık. Ben Almanya'dan geldim. Onun için otobüsle, trenle, uçak yoktu. Şimdi dakikada bir Türk Hava Yolları çalışıyor. Ulaşım yolları, otobanlarımız, metrolarımız, tramvaylarımız. Yapana yaptırana Allah bin kere razı olsun. Eşek ölürse meri kalır, insan ölür eseri kalır. Ama yeni nesil, yani yanlış anlama, akşamdan sabaha düşünmüyor. Ben 75 yaşındayım. Onun için sıhhatim çok yerinde. Çalışıyorum hala. İnşaat yapıyorum. Arabistan'a Ümre Haş turizm işleri yapıyorum. Onun için çalışmaktayım. Çocuklarım var, okuttum. 5 tane. Kimisi mühendis, kimisi öğretmen. Onun için çok şükür evim var. Onun için çalışanı Allah verir. Şimdi ama nesil akşamdan sabaha düşünmüyor. Devlete atıp tutuyor. Atmanın tutmanın hep kendisine baksınlar. Ben bir araba tuğlayı 6 milyona indirdemedim. Ama 4 tane Suriyeli çağırdım. Afganistan'da, Pakistan'da 3 milyona indirttim. Vay ayakkabım tozlanır, vay başım kirlenir. Kahvede oturuyor, kalkmıyor. Kendimiz de bulmamız lazım hatayı. Böyle bir devlet adamını Türkiye Cumhuriyeti'nde, dünya tarihinde görülmemiş bir adamdır. Onun için eşi emsalı bulunmadık. Allah uzun ömürler versin. Bu adam tarih yazacak bir adamdır. Kıymatını bilmemiz gerekli. Gençleri İstanbul niye şikayet ediyor abi? Gençleri iş beğenmiyoruz diyor. Gençleri ana babanın parasını yiyor, çalışıp da rızkını yemiyor. Ben 30 sene Almanya'da kaldım. Askeri ücret az diyorlar aslında. Askeri ücret ne az ya? 11 milyon lira az bir para mı yani? Bunun için bize devletin, Merkez Bankası'nın parasını verse biz doyma bilmiyoruz. Ben Almanya'dan emekliyim, Türkiye'den emekliyim, kiracılarım var. Çok şükür elhamdülillah, çalışan Allah verir. Ama çalışmayana devletin hakkında atarlar, isteseler istemeseler o köprüden geçecekler. Yani bu hükümet, bu iktidar kalabildiği kadar kalır. Abdülhamit Hazretleri gibi. Kimse yıkamaz Allah'ın izniyle. Arkasında bizler olduğumuz müddetçe. Mesela abi değişim olsaydı, belki deneseydi, belki daha iyi şeyler olabilirdi. Ya denişim olduğunda sen ne diyorsun? Eskiki IMF'nin emrinde yürüyeceğiz. Batı ne derse orada yürüyeceğiz. Ama şimdi masaya elini vurduğu zaman dünya devletleri arkasında geziyor, gözün görüyor. Yakın bir dönemde de para birimi çıkacak. Dedi Amerika'ya senin dolarını kullandırmayacağım dedi ve kullandırmaz bu adam. 22 senedir böyle bir Türkiye dünyada görülmemiş bir iktidarın adamı. Ama yeni nesil bunu düşünmüyordur. Bir saat geçindiremez memleketi. Görüyorsun otobüsler yollarda arızalı, yanıyor. Askeri ücretten şoför buluyorlar. Araba kullanmayı bilmiyorlar. Tecrübeli değiller. Eski doları kullanmasak teknolojiyi nasıl alacağız? Teknolojiyi, para birimi çıkartacak. Nasıl Avrupa devletleri, 18 devlete euro çıktı. Bütün başka devlet, Hollanda'sı, Hollanda frölünü, Fransa frankı, İsviçre frankını kaldırdı, euroya döndü. Türkiye'de aynısının olacaktır. Ben 75 yaşındayım. Yani dünyayı geziyorum bu vaziyette. Onun için yeni nesil ne diyeyim, çalışsın, emeğinin karşılığına baksın. Eskiden bir yerde üniversite vardı. Onun için bütün oraya toplamış. Şimdi ilde, ilçede, her tarafta üniversite var. Kitabını veriyor, yurt parasını veriyor, bursunu veriyor. Daha ne verecek yani? Bir kalemi ortadan kesip, ipine bağlayıp boğazımıza asılıyordu. Kaybetmesin diye. Şimdi her şey bu. Eski kitapları topluyorduk köyden. O kitapları getiriyorduk, dikiyorduk, yapıştırıyorduk. Onları okuyorduk. Şimdi bir hafta 15 gün kala çuvallarıyla, poşetlerle kitap veriyor. Bunlar katirli, onlar devlete güçtür yani. Bunları bilmeleri gerekir. Ama biz kıymetini bilmiyoruz.
Ben isterim ki şu memlekette 3 tane hedef vardır, o olsun. Yarından akşama ev bak biz ne yaptık derler. Büyükşehir bugün oya gitsin, bak bakalım kan kaybediyor. Kazanır mı, kazanamaz mı? Kazanamaz. Kazanamaz mı? Kazanamaz. Mümkün değil, kazanamaz. Her tarafta otobüslar arızalanıyor, yollarda, her taraflarda rezil kepaze millet. Ama bunu bilirlerse, bilmezlerse yine İmamoğlu gelsin. Sıkıntı değil. Ben ayda yılda bir otobüse biniyorum. Arabam var, arabama binmiyorum. O sebepten bunlar iki geçiyi gudemez. Birini acıkırıyla birini de kaybederler. Neden arabanıza binmiyorsunuz abi? Selamünaleyküm dayı. Şey aleykümselam. Sor. Sen eskiden böyle miydi? 25 sene bu memleketi AK Parti idare etti. Ben de belediye personeliyim. Onu şu an yollarda Büyükşehir Belediyesi şu an metrobüs yollarını yapıyorlar. 24 saat çalışma var. Bu çalışmayı sen göz boyaması. Beylikdüzü'nden Söğütlü Çeşme'ye kadar çalışma kim yapılıyor. Kim yaptı bunun aslında temelini, kim attı oğlum? Neyin temelini? Kim attı yani bunun metroları? Sen şu an belediye çalışmıyor diyorsun ya, şikayetçiyiz ya, ondan din demek istiyorum. Nedir sen özdin? Metrolara bunlar harfiyet döktüler. Evet. Metroları biz yapıyor diyorlar ama Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ben 75 yaşında her şeyden haberim var. Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yol zaten Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Anladın mı? Şimdi bir şey diyeyim mi? Bak her şirketin her hayır bak ben seni saygıyla dinledim değil mi? Dinle. Sen de saygı duy, beni dinle. Şimdi devletin taşeron firması vardır, mühendisi vardır, atıyorum müteahhiti vardır. Adam bu işe verir, en uygun şekilde de yaptırır, tamam mı? Adam ihale açar, en uygun firma veren hangisi ise tutar, verir yolu yaptırır. Senin belediyenin şu an o yolu yaptıracak gücü yok mu? Var elhamdülillah çok şükür. Yeterli personel yok belki. Şöyle düşünebilirsin. Mesela bak belediye şu an yolu yaptırıyor, değil mi? Beylikdüzü git, buradan hemen metrobüse bin, görürsün zaten yol çalışmasını. Her zaman görüyorum. Ben Fatih'te ofisim çalışmayı yapıyorlar ben yani. Ben oturuyorum. Yani bunları bana değil, bunun temelini diyorum. Temeline dayı, geçmişe dönük hiçbir şekilde yaşayamazsın, tamam mı? Tamam, yaşanmazsa yaşayın. Bugünden sonra bak, ben sana sayılıyorum, babam yaşında benim insansın. Benim arkamda 1 milyon adam olsa bana bir şey olmaz. Hiçbir şey, bak ben sen bugün rahat mısın dayı? Rahatım ben. Çok rahatım şükür o zaman, bitti. Bak yollar çalışıyor, her şey işiyor değil mi? Bak karşısında iş. Reklamın lan sizin, öyle madem ki savunuyor, reklam ben bunların hiçbir partiyi savunmuyorum. Yok, ben sadece, ben çalışma esnasında söylüyorum. Ben de belediye personeliyim. Biz akşama kadar fellik çalışıyoruz. Bir dakika ya. Bak ben senin elini öpüyorum. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Biz fellik akşama kadar çalışıyoruz, evet, değil mi? Sizin gibi bazıları gelirler, mikrofonda konuşurlar. Belediye personeli kadrolu. Adam gidiyor akşama kadar belediyede yatıyor diyorsunuz, değil mi? Sizin düşünceniz bu. Ama kimse bilmiyor ki adam akşama kadar, ben kamyon sürürken silindire geçiyorum. Silindir sürürken kepçeye geçiyorum. Onu yaparken oraya geçiyorum. Bir şey diyeyim mi? Bu millet nankör. Niye biliyor musun dayı? Çünkü hiçbir şeye yetinmiyorlar. Niye biliyor musun? Yolu yapıyoruz, yolu kesiyoruz. Adam diyor ki bu saatte yol mu kesilir? Gece gidip çalışırsın, bu saatte yol çalışması mı olur? Adam ne yapsın? Sen söyle bana. Ya ne yaparsa ya yapsa söyle, bir şeyin yapma bir taramı olan olur. Olan şey ne biliyor musun? Bizim milletimizin nankörlüğünden. Başka bir şey değil, tamam mı? Bizim çalış, milletin bak. Hiç pas tutmaz. Çalışmıyor bu büyük şehir. 4,5 senedir ne yaptı? Bana onu söylesene. Kim? Söyle. Ne yapmasın dayı? Ne bak ben Malatya'dan geldim buraya. Tamam. Ben de Nebremzeliyim. Niğde'den geldim ben. Ya. 65 yaşında burada, 60'ta 1965'ten belli ben İstanbul'dayım. Doğru. Neyin ne olduğunu ben bilen adamım. Sen biliyorsun. Sen daha. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim dayı. Şu an memnun olmadığın yer neresi? Bana söyler misin? Seni memnun etmeyen alanı bana söyler misin? Büyükşehir tek kelime 10 kuruş etmez. Mesela ne konuda etmez? Ya, çalışmıyor. Çalışsana. Ya, buradaki kaldırım. Kurban olduğum de ki şunu, ya de ki kardeşim kaldırımı yapmıyor. De ki metroyu yapmıyor. Söyle bir şey söyle. Ya bir şey söyle bir şey. De ki kardeşim ben şuradan şikayetçiyim. Hep Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Mikrofona ya çalışmıyor demek de olmuyor. Kurban oldum. Söyle. Yapacağını de ki gemi yapmıyor. Bunu yapmıyor. Şunu yapmıyor. Söyle. Bu halk istediğini yapar. He. Peki dünya bir oldu da 30 masa bir oldu. Niye yıkamadılar? Neden yıkamadılar? Çalışıyor adam. Ya dayı sen şimdi masayı boş ver. Ben sana belediyeden bahsediyorum. İstanbul'dan bahsediyoruz biz. Siyasetin dibine girme. Ya siyasetin dibi mi? Ben anlamam siyasetten. Ben şimdi sen diyorsun ya belediye çalışmıyor. Sana soruyorum. Ben onun için geldim. Ayşe'de benim çocuk makine mühendisi. Evet. Peki metrobüsün kaç tane aracı var biliyor musun? Ben metrobüsü bilmiyorum. Ben Bağcılar'da çalışıyorum. Tamam mı?
Sen diyorsun ya belediye çalışmıyor. Ben onun için geldim. Yoksa hiçbir parti veya hiçbir siyasi kurumu bağcılar, burada bağcılar, hiçbir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde da, gelip şey yapmadı. Dayım için mesela diyor ki ben bu kadar hizmeti yeterli bulmuyorum diyor. Ya ben de diyorum ki onu memnun etme. Senin memnun etmeye şey ne dayıcım? Ben, söyle işte. Ben 1 milyar 650 milyon vergi veriyorum. Ben benden ne kesiyor? Bak mesela bir şey diyeyim mi? Adam geliyor diyor ki kardeşim diyor. Sizin diyor paranızı diyor, biz veriyoruz diyor vergilerle diyor. Bize söylüyor, tamam mı? Bu devlet bizden vergi kesmiyor mu? Peki 13 bin kişiyi işten çıkardı. 47 bin 500 kişiyi niye işe aldı? Benim anlamadığım konu budur. Ha, Büyükşehir Belediyesi'nden mi? Siz daha bir şeyin A'sından Z'sini bilmiyorsunuz. Bak 13 bin kişi çıkarttırdı. 47.500 kişi iş aldı. Ben çok geçmişleri iyi bilen bir adamım. Emekli olan insanlar şu an çalışıyor değil mi? İki çoğudu da 13 bin kişiyi niye çıkardın? 47.500 kişiyi işe niye aldın? Bunlar hep oy işçileri bunlar. Ya ne dirsen de tamam mı? Bak. Bir şey diyeceğim. Bak ya sen o, burada böyle konuşursan olmaz. Konuşmak arkada çağırdı. Ben konuşma hayali değilim. Ben sadece sana şundan bahsediyorum. Bak sen siyasete gidiyorsun. Niye siyasete girmeyelim. Siyasete gidiyor. Zaten konumuz sen siyaset. Sen burada diyorsun ki belediye çalışmıyor. Ben de sana geldim. Geçtim. Kulak misafir oldum. Diyorum ki belediyenin neyinden memnun değilsin? Hiçbir şeyinden memnun değilim. Seni memnun... Bak hiçbir şey... Hiçbir şeysine. Bugün halk ekmek arkadaşlar soruyorum. Kaç paraydı AK Parti döneminde? Şimdi kaç para oldu? Bu ekmeğin kalite durumundan o günkü durum neydi? Gramajı şimdiki nedir? Senin şimdi AK Partici olduğun belli oldu galiba. Benim AK Partiliyim. Anlamı çatına kurşun sıksam ben CHP'ye oy vermem. Tamam vermesin, doğru hoş desin. Bak ben mesela AK Parti dönemindesiniz değil mi şu an? Bak ben Malatya'dan geldim. Tamam mı? Depremi biliyor musun? Biliyorum. Depremden sonra insanlara ev yaptılar değil mi? Kentsel dönüşüm. Niye o zaman bugüne kadar insanlar deprem sigortası ödediler? Niye şu an adam bak 600 bin liraya TOKİ'ye depremzedelere ev satıyor? Niye parayla veriyor? 11 vilayet altla bir oldu. Şimdiki hükümet olsa sen şey daha var dayı, ya. Bunlar parayı yediler. Bir dakika ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar parayı yediler. Bak bunlar parayı yediler, tamam mı dayı? Yesinler, iş yapsınlar da yesinler. Ne iş yapmış? Bana gelip 600 milyon... Bana gelip benim evim yıkıldıktan sonra bana 600 milyon ev sattıktan sonra bu devlet çalışıyor mu oluyor? Sen burada kendisin diyorsun, adam asfalt çalışmasını şikayet ediyorsun, bunu şikayet etmiyorsun. Niye? Orada binlerce ölen insanların, binlerce ölen insanların hakkını niye savunmuyorsun da burada asfaltı savunuyorsun? Ben boş konuşmuyorum. Sen niye asfaltı savunuyorsun da orada haksız yere, boş yere zulüm çeken insanları savunmuyorsun? Niye savunmuyorsun? Niye burada belediyeye mi düşman oldun şimdi? Oradaki insanların zulmü, oradaki bak ben oradaydım, kendim gördüm. İnsanların altında şortuyla, üstüyle, geceliğiyle çıktılar insanlar. Anladın mı dayı? İşini verdi, işini verdi. Neyi verdi? Bana ne vermiş bu devlet? Ben buraya geldim, şu an çalışıyorum burada. Kendi emeğimle yapıyorum. Devlet bana ev veriyor mu şu an? Biz burada uğraşalım mı? Yoksa böyle konuşalım mı? Ya konuşuyoruz işte. Ben de sağ. Bak dayı bu iş yaşla olmuyor işte, anladın mı? Yaşantıyla oluyor. Bak ben orada yaşadığım acıyı sen bilebilir misin? Dünya biri olsa ne yapabilirim? Ben kardeşlerimi toprağa gömüp gelmişim. Sen burada iki parça asfaltı savun. Haydi. Savunurum ben. Savunurum bu memleket için. Sen boş konuşuyorsun. Sen daha bu kafada gidersen çok... Ben Türkiye'den çok memnunum. Çalışan iktidardan memnunum. Bu adamı başımızdan eksik gitmesin. Teşekkür ediyorum. Uzun ömürler versin.